Yeni bir haftalık vlogtan selamlar. Bu hafta taşınıyorum. Kısmi olarak. Televizyonu videoya başlamadan önce götürdük çünkü akşam babam buradaydı ve babamla birlikte hemen böyle hızlıca taşıyalım istedim. Ama nereye taşınıyorum? Aslında teknik olarak taşınmıyorum. Bu kısmı stüdyoya götürüyorum. Şimdi bazılarınız diyecek ki daha önce stüdyoyu bitirdim diye video yaptın. Yine ne yapıyorsun stüdyoya? Şöyle bir durum oldu. İçime sinmedi. Beğenmedim. Olmadı. Böyle bir şeyler yanlış hissettiriyor orasıyla ilgili. O yüzden şöyle bir karar verdim. Şu kısmı komple götürüyorum. Yani televizyon, televizyon dolabı, işte buradaki ışıklar, cartlar, curtlar vesaire hepsi. Bilgisayarın olduğu kısım ise komple değişiyor. Yani burada yıllardır bu bilgisayarı görmeye alıştınız. Yeni stüdyoda burada kocaman bir akvaryum olacak. Şu an onun hazırlıklarını yapıyorum. Sipariş, üretim vesaire, yani 1-1,5 ay falan daha sürecek gibi. Çünkü özel bir şey olsun istiyorum. Ama bu tarafı hızlıca halletmek istiyorum. Çünkü şu an şöyle bir durum var. Aylardır çekimleri stüdyoya taşıyacağım diyorum fakat o kadar bölündüm ki, yani daha verimli olmasını beklerken daha verimsiz bir şey oldu. Bir oraya gidiyorum, bir buraya geliyorum, bir burada bir şey yapıyorum, bir orada bir şey yapıyorum falan, çok karıştı işler. O yüzden mümkünse bu hafta burayı aradan çıkartıyorum ve bundan sonraki çekimlerin hepsini yeni stüdyoda yapıyorum. Tabii haftalık vloglarda vesaire burayı görmeye devam edeceksiniz ama sabit çektiğim videolarda, inceleme videoları, masa başında çektiğim videoların falan hepsi stüdyoda olacak. Bu konuda ne düşünüyorsun Harun? Yani benim için daha iyi olacak abi. Çünkü durmadan ev değiştirmem gerekiyor bir şeyler yapabilmek için. Evet, ve ekipman taşımak. Yani şey düşünün mesela. Oturacağım burada, ben bir şey çekeceğim. Harun yok ama kartlar yok. Yani kameranın kartları yok. Ya da kartlar oluyor bazen, kamera olmuyor. O nasıl oluyor hiçbir fikrim yok. Niye öyle bir şey yapıyor? Bunların hepsini tane tane teker teker taşıyacağız Harun. Onları sen taşı, ben risk alamam. Yok sonra maaşından keserim, yok şunu yaparım falan. Hiç öyle şeyler yapmam. Harun, sonra kamerayı tripoda bağla, gel bana yardım et. Çünkü toplanacak çok fazla şey var. Şurada bir kısmını topladım daha önceden ama. Ben şurayı göstermek istiyorum sadece. O basit. Ya bu orası, nasıl basit? Kaos orası, burası ya. Orası basit kısmı. Bak topladıklarıma bak. Daha yani yarısından çoğunu söktüm ben onların. Kaos var, kaos. İşimiz çok. Halledeceğiz. Hepsi hallolur. Evet, zor kısmı yani ağır eşyaları stüdyoya taşıma kısmını hallettik. Şimdi daha zor kısımlardan devam edeceğiz. Hızlıca bir güncelleme geçmem gerekirse, biliyorsunuz buraya işte bilgisayar masası, RGB ışıklar vesaire bir şeyler kurmuştum. Bir dünya çiçek, böcek vardı. Hepsi gitti şu an. Hepsini kaldırdık. Kaldırmadık, şurada yani. Yani evet, kenara yani çektik. Burada. Şu an her yer kaos. Ya bir şey diyeceğim bak. Aylardır bir şeyler düzene girsin diye uğraşıyoruz Harun. Karışıyor. Evet, şu anda iki taraf da karıştı mesela. En azından bir taraf düzendeydi şu an. Evet, bir an önce halledelim hadi. Evet hadi. Tut, yakala. Bunu nasıl taşıyacağız seninle bilmiyorum ama. O kalır orada. Babam gelince taşırsınız. Halledeceğiz bir şekilde.
Evet, şu anda arka planı neredeyse komple taşımış olduk. Yani çok bir değişiklik yok zaten. Normalde gördüğünüz şeyin sadece tersi oldu. Şöyle birkaç tane değişikliğimiz var. Mesela normalde şunun içinde bir tane ışık yoktu. Buraya şöyle bir tane led ışık ekledim ve çerçeveden dolayı kapattığımız zaman hiçbir şekilde gözükmüyor. Sadece aydınlık veriyor oraya. O yüzden güzel oldu bence. Onun dışında sanırım önceki haftalık vlogda işte şuraya şerit led döşemiştik. Aslında bu da akıllı olduğu için buradaki sistemle senkronize bir şekilde çalışabiliyor. Onu birazdan gösteririm. Bence bayağı iyi oldu. Şuradaki dolabın içine elektrik tesisatı döşemişken şöyle bir şeye karar verdim. Buraya elektrik tesisatı döşememin sebebi şey bu arada. Şu üstteki şerit ledin kablosunu saklamaktı. Yani hemen oradan böyle köşeden çok az gözükecek şekilde onu ayarlayabildim. O gözüken siyah kabloyu da duvarla aynı renge boyadığımda muhtemelen hiç dikkat çekmeyecek orada. Yani böyle çok az belli olacak. Hazır buraya kadar elektrik taşımışken işte buradaki ledi koymaya karar verdim ve dedim ki şu bölümde aslında şarj bölümü olabilir. Bizim kameraların, ekipmanların vesaire duracağı şarj bölümü şurası olabilir diye düşündüm. Belki şuraya bir tane de yarım raf eklerim işte. Kameralar, mikrofonlar vesaire şu anda her şeyi şarj etmemiz gerekiyor çekim öncesi. Burası onun için olacak yani. Burada böyle bir sürü adaptör olacak ve ekipmanlar burada şarj olacak. Bence mantıklı, pratik. Çünkü mevcut düzende işte birisini şuraya şarja takıyoruz, birisini bilgisayarın oraya şarja takıyoruz, birini mutfağa şarja takıyoruz falan böyle çok karışıyor. Şimdi ışıkların bir son halini göstereyim. Hani arka planda ekran istemiyorum demiştim ya önceki haftalık vlogda ya da bir öncekinde hatırlamıyorum. Onun sebebi aslında şu anda bak burada kocaman kocaman softboxları görüyor musunuz? Direkt ekrana yansıyorlar. Ve onlar direkt olarak yansıdığı için biz o softboxları işte birini o tarafa saklamaya çalışıyoruz, birini o köşeden vermeye çalışıyoruz falan böyle garip oluyor yani. Böyle tam istediğiniz setup'ı her zaman kuramıyorsunuz. Onu engelleyen şey de aslında buradaki kocaman ekran. Neyse, şimdi şu ışıklara bakalım. Hemen ışıkları da bir kapatalım. Büyükleri sen kapat abi. Yani bu sistemi zaten 3-5 kere gösterdim ama her seferinde birazcık daha geliştirdiğim için her seferinde daha çok gösteresim geliyor. Şu an mesela üst tarafta senkronize oluyor, hatta dolabın içi de senkronize oluyor. Daha fazla istiyor musun Arun? Bir de alt tarafa böyle bir led çeksek. Dolabın altına mı? Evet. Bence çok havalı olur. Bence şu anda da yeteri kadar havalı. Tabii havalı canım, havalı bir şey demiyorum. Ama altına da çeksek daha havalı olur. Altına çekmem de şurası akvaryum geldikten sonra karar vereceğim ona da şunun arkasına falan da yapabilirim belki. Bitki de senkronize olsun. Teşekkür ederim bana bu sistemi kurduğun için. Arka plan diye kuruyorsun ama aslında benim de bir televizyonum olmuş oldu. Burası stüdyo canım. Ne yapayım? Öyle sen burada keyif yapacaksın diye benim burada stüdyo düzenimi falan bozamaz. Ben geleceğim buraya. Oturacağım, her şey hazır olacak bak. Tamam, ben onu hazırlarım. Geri koyarım her şeyi aldım. 3 dakika bile kaybetmeyeceğim. Bu sayede haftada bir video atmaya devam edeceğiz. Evet, hiçbir şey değişmeyecek. Bu arada bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bize gösterebilirsiniz. Ayrıca yalnızca kaç abone kaldı Harun? Kaç milyona? 3 milyona. 600 bin abone kaldı. Bayağı yaklaşmışız ha. Evet, çok yaklaştık. 600 bin abone sonra 3 milyon oluyoruz. Evet, şimdi benim bugün burada yapacağım başka bir şey kaldı mı? Daha benim tarafta bilgisayarı falan taşıyacağız. Bence enerjimiz bitene kadar benim tarafı halledelim. Ne kadar giderse. Olur, kabul. Okey, hadi gidelim. Hadi böyle fış diye gidelim. Hareket yap, hareket yap fış diye gidelim. Tamam. Evet, bilgisayarı da kurdum ve şu anda neredesiniz? Neresi Harun burası? Benim yıllarımın geçtiği oda. Yılların dediğin 3 yıl var mı? Var tabii. Biz bayağı yaşamışız burada. Evet. Ben sana 3 yıl nasıl tahammül ettim? Ben de taşındıktan sonra seninle nasıl 3 yıl yaşadığımızı sorgulamaya başladım. Senin için artıydı, benim için eksiydi. Benim için de eksi yönleri vardı. Hayır. Totalde. Totalde artıydı ama eksi yönleri de vardı şimdi. Şimdi buraya bir tane bilgisayar kurdum. Monitörlerimi buraya geçirdim. Uzun yıllardan sonra ultra wide olmayan ikili monitör setup'ı kullanmayı deneyeceğim. Doğru yolu buldun yani artık. Hatta hoşuma giderse şuraya da iki tane ekleyeceğim. Tuğkan'dan gördüm, çok havalıydı. Ama onun buradakiler şey değil, havalı değil böyle. Benimki daha havalı olacak. Şimdi biliyorsunuz Harun bu odadan çıktıktan sonra burası harabe gibi bir şeydi. O yüzden burayı tekrar bir insan yaşayacak hale getirdim diyeyim. Duvarlar boyandı, alçılar yeniden yapıldı. Buraya ses yalıtımı yaptırdım. Şu görmüş olduğunuz duvardan karşıya ses gitmiyor yani. Yan daireye ses gitmiyor, bana da ses gelmiyor. Onun dışında buraya şöyle yaptırmışken bir ışık bandı yaparım belki diye bir şey yaptırdım. Duvarın içinden buna
arasında kablo vesaire çektik. Oraya büyük ihtimalle ben bir RGB koyarım. Yani şöyle RGB bir şerit LED. Resmen benden özendin yani, bendekinden. Onu da ben yaptım zaten. Ama özendin. Benim taraf sonuçta, özendin, yaptırdın işte. Döndüm dolaştım yine yerde yatıyorum ya. Benden çok kötü bir haldesin üstelik, bunu farkında mısın? Harbiden. Şu anda düşündüm. Aynı odadayız. Yani sen kendi tarafındaki aynı odadasın. Evet. Ve senin odan bundan 100 kat daha havalı. Evet. Ama benimki geçici. Ya göreceğiz son halini. Ama benim odamdan daha havalı yapamayacaksın burayı bence yine. Oğlum salonumu da aldın sen teknik olarak. Salonum var ya, seninkinden 1,5 kat daha havalı oldu, onu söyleyeyim. Şu an bir gariplikler var. Benim bunun altında kalmamam lazım. Neyse, yatağın altı vesaire burada. Bunların adını hep unutuyorum ama bunlar burada. Şifonyer miydi? Berjer değil. Yatak sehpa. Evet. Yatak yanı sehpası falan burada. İşte bu şeyi de göstereyim. Yatak odasını göstereyim be. Buraya da yalıtım vesaire yapılacak. O yüzden sesim çok yankı yapıyor ve şu an birazcık geç olduğu için geç saatte konuşacağım. Şu duvara ses yalıtımı yapılacak ve yine boyanacak vesaire, işte o tarz şeyler yapılacak. Onun dışında şu televizyonun kablosunu vesaire buradan böyle duvarın içinden indirmeyi düşünüyorum ki bu böyle sanki havada asılı duruyormuş gibi olsun. Bunları falan daha sökeceğiz. Şu anda enerjim kalmadı. Bunları yarın hallederiz. Salonu da bayağı topladık sayılır. Burada gideceklerden en büyük problem bu koltuk. Bunu taşıması nasıl olacak bilmiyorum. Şu parçaları falan söküp bence taşırız. Onun dışında işte burası da boyanacak vesaire ama buraya yalıtım yaptıramıyorum. Merdivenden dolayı ve şuradaki doğalgaz borusundan dolayı o birazcık dertli oluyor. Hayatımda büyük değişiklik. Ben şu masayı kaç yıldır kullanıyorum bilmiyorum. Bu yıllardır arka planımda gördüğünüz masa aslında YouTube'a başlamadan önce falan da vardı. Herhalde bir 10 senedir falan kullandığım masayı düz masayla değiştiriyorum. Şu an bu bana çok acayip geliyor. Arada değişiklik yapmak lazım. Bu masa zaten olmaması gereken bir masaydı burada artık yani, anladın mı? Çünkü masa dandik bir masa. Ya masa dandik ama duygusal bağım var onunla benim. Bilgisayar üstünde Allah'a emanet. Bir de gel böyle bak, gel böyle. Sanki merdiven için yapılmış gibi bak. Buraya monitörü, kasayı falan koyduğun zaman tamamlıyordu o, bütündü yani. Kimse de bir şey demedi bugüne kadar. Sadece burada işte deprem olursa o kasaya yazık olur falan diyenler var. Olmadı yani, bu ev bayağı sallanıyor yüksek ev olduğu için. Gerçi büyük deprem görmedik Allah korusun. Harun çok korkuyor, ben de korkmuyorum. Niye hemen Harun'a paslıyorsun? Ben de korkmuyormuş gibi yapıyorum çünkü ben korkarsam yanımdakiler de korkuyor. O yüzden böyle sakin olun, şuraya geçin falan böyle. Ama şey, Harun o sırada abi. Şimdi biz burada kaç yıldır yaşıyoruz bak, 3,5 yıl falan oldu. Evet. Ve hiçbir zaman bitmedi bu ev. Değil mi? Evet. Ve benim evi bitirdim diye videom var. Evet. Ama asla bitmiyor. Ne zaman bitecek bu ev? Ya işte orada ama bak şöyle bir şey oldu. Evi bitirdim. Evi bitirdiğim videosunu yayınlamadan, yani o videonun böyle edit aşamasındayken Harun'un şu an kaldığı yani stüdyoyu almaya karar verdim ve böyle çok ani bir kararla aldım falan gibi bir şey oldu. Sonra Harun gidince o da boşaldı. Sonra dedim ki orayı aldım, çekimleri oraya taşıyayım. Öyle işte. Yani toparlayamadım ama. Şimdi bak mesela benimki bitti neredeyse. Evet. Akvaryum geliyor. Üstteki bir oda hala yapılmamış durumda. Depo gibi kullanıyoruz şu an. Ama orası çok evi karıştıracak bir şey değil yani. Zaten her şey hazır. Sadece içindeki eşyalara karar verilecek. Az kaldı yani, bitiyor artık. Az kaldı dedin. Benim buraya yapmak istediğim şey var ya. Sen buraya ne yaptıracaksın? Ben buraya... Tek bir soru soracağım. Evet. Benimkinden daha mı havalı olacak? Ya seninkinden daha havalı olmayacak olsa sence bunları oraya götürür müyüm ben? Bence daha havalı olmayacak. Daha üstü yok onun çünkü. Sen şey izledin mi? How I Met Your Mother'ı izledin mi? Evet. Barney Stinson'ın evini hatırlıyor musun? Hayır. Barney Stinson'ın evine gidiyorlar böyle, koltuğa oturuyorlar ve arkadaşları dalga geçiyor. Diyor ki, televizyon nerede? Sonra yukarıdan çat diye projeksiyon iniyor değil mi? Hayır. Ekranı açıyor, duvar komple ekran. Öyle bir şey yaptırmayacaksın herhalde. Öyle bir şey yaptıracağım. Ha yok, öyle bir şey yaptırma. Öyle bir şey yapacağım. Yapma. Yapacağım. Yok yok. Yani burası komple ekran. Burada yine bir ünite gibi bir şey olacak. Buraya masaj koltuğu olabilir. Yani koltuk siparişi verdim bu arada. Ama neredeyse bununla aynı. Aynısının mavisi. Ve hangisini Harun'un tarafına koyacağım, hangisini bu tarafa koyacağım bilmiyorum. Neredeyse aynı koltuk bu arada yani. Sadece üreticisi farklı. Neyse bugünlük bu kadar. Harun sen stüdyoyu toplamaya başla. Sonra uyuyabilirsin. Yarın görüşürüz. Hadi fışt yap, yarına geçelim şimdi. Ya sen bana diyor ki sürekli fışt. Hadi fışt yap da yarına geçelim. Nasıl fışt yapayım? Yap işte bir şeyler. Şöyle yapayım mı? Yukarı doğru yap bu sefer de. Zıpla bir anda. Çok aptal göster. Tamam o zaman aşağı doğru yap hadi. Hadi abi ya, insanlar seni bekliyor. Yapmayacağım.
Yeni bir günden selamlar. Bugün ses sönümleme panellerimizin versiyon 2'sini yapacağız. Daha önce bunlardan yapıp beğenmemiştim hatırlıyorsanız. Bu sefer Mehmet Ali Usta'dan şöyle bana çerçeveler yapmasını istedim. Bu çerçeveler bildiğiniz MDF'den. Ortadakinin burada olmasının tek sebebi esneme yapmaması. Yani bir taraftan kumaşı üstüne gererken bunlar esnemesin diye. Ve ek olarak kenarlarında çok hafif şey var. Sanırım rodaj deniyordu. Onlardan var şöyle balık sırtı deseni falan yapılıyor ya. Şimdi bunların üstünü kumaşla kaplayacağım. Sonra içerisine şuradaki ses sönümleme süngerlerimi koyacağım ve bence bu sefer olacak. Amacım bu arada içerideki yankıyı engellemek yani. Bunlardan daha sonra düzgün olursa daha fazla yapıp içerideki yankıyı minimuma indirmek olacak planım. Ve tabii ki bunu şık bir şekilde yapmak istiyorum. Yani normal standart ses sönümleme panelleriyle de yapabilirsiniz. O yumurta gibi gözükenlerle vesaire ama bunlar benim hiç hoşuma gitmiyor yani. Bayağı hiç hoşuma gitmiyor. Evet, kesinlikle bu şekilde çok daha güzel oldu. Kenarlar falan tam istediğim gibi pürüzsüz. Belki biraz daha gergin yapılabilir ama kumaş desenli olduğu için o desenleri böyle esnetmek istemiyorum. Yani elimin ayarı birazcık kaçsa şeye kaçacak. Desenler kaçacak. Şimdi... Evet, versiyon 2 panellerimiz şu anda hazır ve görsel olarak kesinlikle tam istediğim gibi oldular. Umarım performans olarak da iyilerdir. Aa, oradan yankı yapıyor, burası yapmıyor. Merdiven boşluğu yapıyor. Aa, ses 1, 2, 3. Şu an neyi hesaba katmadık biliyor musun? Neyi? Bunları duvara nasıl asacağız? Arkasına askı şeyi yapmadık. Onu da ben mi düşüneceğim kardeşim? Bir şeyi de tam düşün Harun ya. Neyse, en azından uyumlu mu ona bakalım. Evet, ne diyorsun Harun? Şekli çok güzel. Güzel olmayan ne? Renk biraz garip olmadı mı sence de? Tam aralarında böyle. Hayır, gayet antrasit. Güzel işte. Perdeyle mi uyumlu yaptırmaya çalışıyorum? Perdeyle uyumlu olsa... Nereden bulayım ben perdenin kumaşının aynısını? Bul. Ondan ben bulayım. Şey. Buna şimdi şey sipariş etmemiz lazım. Tablo askı aparatı. Ben bilmem böyle şeyler. Garip antim kuntim. Ama şimdilik... Olması gereken yerlerinde durabilirler. Peteklerin açılacağı tarihe kadar sabitlemesek de olur. Bu da burada olacak bu arada, aynen böyle. Amaç bu duvara gelen seslerin geri yansımaması. Tabii bunlar deneme olduğu için ve daha bir sürü yapacağım için o tamamlanacak bir şekilde. Diğerlerini bu hafta yapmayacağım ama ve nerelere yapacağıma karar vermem lazım. Mesela şurası olur mu acaba? Şurası şöyle komple var. Komple nasıl olacak? Burada diyafon falan var. Onlar da dışarı çıkacak. Sonra... Buraya olabilir. Şöyle. Komple. Ya şeye kesin yapılacak bak. Şu merdivenin üstünde... Merdiven boşluğu. Kocaman olan yer var ya. Tam merdiven boşluğu. O duvara böyle iki tane, üç tane falan böyle boydan yapmayı düşünüyorum. 3 metre. Ve bu sayede bu merdivenden gelen bütün yankı kesilecek. Onun dışında bir de muhtemelen şu dolapların üstüne yaparım. Ama dolapların üstüne şey olmak zorunda değil. Kumaş kaplı olmak zorunda değil sonuçta. Orada kumaş garip durabilir. Bak bunlar şimdiden fark etti. Ben hissediyorum. Kesinlikle de psikolojik değil. Psikolojik. Net psikolojik değil bak. Bu tarafa doğru konuştuğumda... Bak oradan merdiven boşluğundan her türlü yankı geliyor. Zaten bu evlerde problem yani, onu biliyorum. Ama şuraya doğru konuştuğumda oradan geri çok daha az geliyor. Sen öyle diyorsan öyledir kardeşim. Kesinlikle öyle. Evet Harun, şimdi sen buraları topla. Ben de kendi evimi toplayacağım. Ustalar gelmeden önce. Tamam. Daha hala benim ortalıkta bir dünya ıvır zıvır var. Onları şimdilik böyle kutulara falan teptim ama onların bir yere kaldırılması lazım. Kaldırılacak yerde büyük ihtimal burası. Birazdan taşımaya da yardıma gelirsin Harun o yüzden. Yarın ne yapacağız bilmiyorum ama yarın görüşürüz. Yeni bir günden selamlar. Bugün yine bir Çinçila Çiftliğin bölümündeyiz. Hüsnü ile başladığımda zaten bunun olacağını her zaman anlıyorsunuz. Niye hep Hüsnü ile başlıyorum bu bölüme? Çünkü ötekiler böyle durmuyor. Evet, doğru evet. En sakinleri benim oğluşum.
üstünü iyice bir sakinleşti. Baba olduktan sonra mı oldu bu bilmiyorum ama böyle. Al, sakinleşti al. Asya da bir tık sakinleşti. Duş alıyor üstüne. Ailemizin sakinleşmeyen ve hatta her geçen gün birazcık daha yabanileşen üyesi ise Fikriye Hanım. Şu anda 3,5 aylık oldu. Yani böyle geliyor, bir şeyler yapıyor. Aynı Asya gibi oldu. Gelecek gibi yapıyor ama mesela elimi uzatayım kaçacak. Bak gördünüz mü? Bayağı büyüdü bu arada. Buradan gösteremiyorum. Şunu üst kata çıkart ya. Ya da yakalayayım. Dur kız, dur. İlk 2 ay aşırı hızlı bir şekilde büyüyüp sonra büyümesi yavaşladı bu arada. Ama rengi falan çok güzelleşti. Yani şu an bayağı böyle şey gibi. Kar topu gibi mi denir, ne denir bilmiyorum. Aşırı tatlı. Şöyle mıncırasım geliyor sürekli. Sürekli bir böyle mıncırasım geliyor. Ama maalesef o ilk doğduğumdaki gibi elimi uzattığımda gelmesi, üstümde takılması falan hiçbirisi yok. Yani böyle Asya gibi bir nevi zorla seviyorsunuz. Gör, seveceğim. Gerçi Asya kadar tepki vermiyor yine ya. Bunun da muhtemelen dişi olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü doğduğundan beri bizimle sonuçta insanlara falan alışık, hani Asya'nın büyükken gelmiş olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorduk ama büyük ihtimalle bu hayvanların dişilerinin karakteri böyle. Ya da seni sevmiyorlar. Beni sevmiyorlar derken sen hiç sevemiyorsun neredeyse hayvanı. Benim yanımda var rahat. Hadi oradan lan. Kimi kızım? Bak hep kimi bana kızım? Kaçıyor, farkındasın değil mi? Yani şu an sadece aşağı inmeye çalışıyor bence. Gel bir nasıl duş almayı öğrendiğini göstereceğiz. Oha! Yavaş ulan. Bu arada net annesine çekmiş. Bak net annesine çekmiş. Annesinden beter oluyor bu arada. Gibi evet, bak daha hala devam ediyor. Hadi annenin sırası, çekil artık yeter. Hala duş alıyor ya. Tipe bak. Bu arada bıkmayacak galiba duş almaktan. Bıkmaz. Bayağı etlendi, butlandı bu. Bayağı etlendi, butlandı. Yaşlandı lan. Yaşlandı harbiden. 3 yıl oldu ya ona baba. Bunların kafesini de yenilememiz gerekecek bu arada. O yaptığım bütün evlerin falan hali bu sonuncu mu Harun? Kaldı mı başka? Yok, bu sondu artık. Yani bundan kaçıncıyı yediler? 8. 9. falan herhalde öyle bu. Öyle bir şey evet. Bir de kafesin hali de çok kötü. Evet, bunların hepsinin bir yenilenmesi gerekecek yakın zamanda. Bir ara yapacağız. Hadi bırak balkonu oğlum. Çok seviyor balkonu da. Burayı da açık bıraktığımızda buradan zıplıyorlar yani. Şu yükseklik onlar için hiçbir şey değil. Hadi oğlum içeri. Şunu da kapatırken vicdan azabı çekiyorum. Öyle bir bakıyor ki bana şu ellere bak. Bu arkadaşlara videolarda pek yer veremiyorum ama Instagram'dan böyle aklıma geldikçe story atıyorum, aklınızda olsun. Adresim şuralarda bir yerde yazdı. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilir. Ayrıca yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.